Çukurova, dünyanın ve bu evrenin gelmiş geçmiş tüm misyoner tanrılarının sanki her şeyi en dip yaşayıp yaşattığı bir yer. Cennet de diyebilirsiniz buralar için, cehennem de. Adana Çukurova'nın her açıdan her şeyin en dip en derin yaşandığı bir şehir. Kimi dünyanın en eski köyüdür burası diyor, kimi ise evrenin tam da anası. Doğurgandır evet bu topraklar, erken doğurur, aş doğurur, iş ve elbette söz doğurur. Yaşamın taştan fırını gibidir buralar, insan yıllanmış efsanelerle hayatı yoğurur durur. Adana Çukurova'dır, Çukurova ise Adana. Tahta iskemleye farklı oturur her Adanalı. Bir kolunu doğuda Amanos dağlarının omuzuna dayar, diğerini ise batıya doğru o güzelim Toroslara. Bir ayağı uçsuz bucaksız Akdeniz'in sıcak sularına değer Çukurovalı'nın, diğeri deseniz toprağın sıcaklığıyla gece gündüz kucak kucağı. Ve bir başkadır Çukurova, bir başkadır Adana. Türkiye ortalamasında kozmopolit bir bölge olarak bilinen Adana kenti, çok kültürlü dokusuyla bir yandan bir gökkuşağının bileşkesi gibidir, diğerinde ise bir taş tesbih diziminde inanılmaz bir harmoni. Kimine göre her farklılık, her uzaklık birbirine o kadar uyumlu, o kadar yaraşır ve o kadar da yakındır buralarda. Bütün bunları da yaşamak ve yerinde görmek gerek hiç kuşkusuz. Adana, geceyi gündüz, gündüzü gece gibi yaşayan aykırı bir şehir. Bu kadim kentin temelini oluşturan ve adını da bağrından akan mağrur bir nehirden almış Seyhan ilçesindeydik geçtiğimiz günlerden birinde. 2,5 milyon küsürlük dev nüfusuyla Türkiye'nin ilk 7 büyük kentinden biri sayılan Adana'nın neredeyse yarısının yaşadığı, coğrafyası da oldukça geniş bir bölgedir İşte ziyaret ettiğimiz bu Seyhan ilçesi. Köklü tarihi ile de değişime, farklılığa ve gelişmeye açık bir kültürün yatağıdır buralar. Yani tarihçesinden yola çıkıldığında sanki Adana İmparatorluğu içinde kendine özgü, bağımsız, özerk bir cumhuriyet gibidir Seyhanlılar. Güler yüzlü, toprağın sıcağı kadar yüreği hararetli bölge halkıyla kaynaşmak o kadar çok kolay ki. Sonra belediye başkanlarını, yani içlerinden biri olan babacan insan Akif Kemal Aka ile kararlaştırdığımız adrese zamanında geliyoruz. Burası Başkan Akay'ın adeta bir ikinci adresi gibi. Çünkü yıllardır atıl durmuş bir depodan oluşturduğu sanat evi ve gelişim araştırma merkezine çok zaman ayırıyor Seyhan Belediye Başkanı Akif Kemal Akay. Meslekten bir kimya mühendisi ama hemen her Çukurovalı'nın mayasına uygun biçimde yıllardır siyasetle de iç içe yaşıyor ve son seçimlerde de belediye başkanı seçilmiş. Doğup büyüdüğü topraklara yönelik idealleri, hayalleri var ve bunun da ancak siyaset yoluyla mümkün olabileceğini gördüğü için hep politikaya yakın durmuş. Meslekten bir kimya mühendisi ama hemen her Çukurovalı'nın mayasına uygun biçimde yıllardır siyasette iç içe yaşıyor ve son yerel seçimlerde de belediye başkanı seçilmiş burada. Doğup büyüdüğü topraklara yönelik idealleri, hayalleri var ve bunun da ancak siyaset yoluyla mümkün olabileceğini gördüğü için çocukluğundan beri politikaya hep yakın durmuş. Normal yaşamına uygun biçimde başkanlığa geldikten sonra da hiçbir abartısı olmayan ve sorumluluk üstlendiği Seyhan ilçesinin yaşam kalitesine birçok açıdan birer artı değer yüklemeyi de amaçlıyor. Ancak küreselleşme ile birlikte küçülen dünyamızda Suriye, Irak ve son zamanlarda ise Afganistan'dan ani yığınsal göç almış bir hedef yaşam merkezi. Hayatın 24 saat durmadığı işte bu bölgede herkes bir koşuşturma içinde izlenimi ediniyorsunuz. Başkan Akif Kemal Akay da önüne koyduğu hedefe zaman kavramını dikkate almaksızın kararlı biçimde yürüyen bir isim. Thank you.
Adana jeostratejik önem itibarıyla sanıyorum dünyanın en önemli kenti. Tarihsel olarak İpek yolunun geçtiği alan. Avrupa'yla Orta Doğu'yu, Asya'yı, Afrika'yı, Rusya'yla Güney'i bağlayan tek yol Adana. Burada tarihsel olarak daima tüm kavimlerin içinden geçtiği, daima hiç boş kalmayan bir alan. Son derece verimli bir alan. Kaliforniya Ovası'ndan, Po Ovası'ndan sonra dünyanın en büyük üçüncü ovası ama ürün çeşitliliği itibarıyla da dünyanın en zengin ovası. Seyhan, Adana'nın dört tane merkez ilçesinden bir tanesi. Aslında Adana dediğimiz zaman tarihsel olarak sadece biz Seyhan'ı biliyoruz. Ve Seyhan bu niteliğiyle ülkemizde daima ilklerin kenti olmuştur. Türkiye'de ilk defa modern tarımın yapıldığı, ilk defa modern sanayinin uygulandığı yer burası. Dolayısıyla daima zengin bir alan olmuştur. Bu zenginlik onu her alanda, ekonomik alanda, kültürel alanda, çeşitli sanat alanında daima en önemli şehirlerimizden bir tanesi olmuştur. Belki de en önemli şehridir Türkiye'nin. Süreç içerisinde üretim biçiminin değişmesiyle bu niteliğini kısmen kaybetti Adana. Yani yıllarca daima Türkiye'nin en önemli kenti iken şimdilerde ekonomik olarak da bağlı olarak kültürel olarak da spor alanında da geri planlara düştü. Şimdi yeniden bizler onu geçmişteki tarihsel önemine taşıma noktasındayız. Bizim görevimiz bu. Çünkü bizim genlerimizde, Adanalı'nın geninde bunların hepsi mevcut. Sanayisi mevcut, tarımı mevcut, kültürü mevcut, sporu mevcut. Bizler şu anda dünyanın içinde bulunduğu konuma göre bunları değerlendirme noktasındayız diye düşünüyorum. Bu amaçla da şu anda içinde bulunduğumuz yıllarda en önemli şeylerden bir tanesi olan çeşitli teknolojileri, çeşitli kaynakları belediye vasıtasıyla şehrimize taşımak bizim en önemli amacımız. Önümüzdeki süreci şöyle değerlendirirsek, dünya çok ciddi bir dijital teknoloji dönemine giriyor. Bu dijital teknolojide yapay zekalar, metaverse ve çeşitli alanlarda çeşitli konular önümüzdeki sürecin en önemli etkenleri olacak. Bunun haricinde artık hepimiz biliyoruz ki tarım stratejik bir alan. Yani neye sahip olursanız olun, sonuçta dayanacağınız en temel şey beslenme. Ve bugün beslenme artık çok önemli bir hale geldi. Çünkü çeşitli alanlarda yapılan çalışmalar bizlerin özellikle temiz gıda, güvenilir gıda, iyi gıda alma konusunda da uyarı gösteriyor. Özellikle COVID salgınından sonra bu biraz daha önem kazandı. Çünkü ulaşımın getireceği sıkıntılar şu anda temel noktalardan bir tanesi. Ayrıca yine son yıllarda önem kazanan bir diğer husus da var. Bir tarafta teknolojiyi geliştirirken, bir tarafta tarımı geliştirirken sonuç itibarıyla dünyayı, çevreyi bir anlamda kirletiyorsunuz. İşte biz bu noktada teknoloji ve tarımı geliştirirken aynı zamanda da çevreyi koruma üzerine bir takım çalışmalar yapıyoruz, yapmaya da devam ediyoruz. Bu amaçla da içinde bulunduğumuz
kurumda zaten tamamen bu amaca hizmet ediliyor. Burada mümkün olduğu ölçüde katma değeri yüksek ürünler elde etmek, dijital teknolojiye uymak, yani dünyanın önümüzdeki sürecine ayak uydurmak, hatta önderlik etmek temel amaçlarımızdan bir tanesi. Bu amacı da güderken aynı zamanda bunu özellikle tarıma aktarmak bizim görevlerimiz arasında. Bu tarım alanında da dikey tarım, topraksız tarım, akvafonik tarım gibi doğayı kirletmeyen tarıma önem vermek en önemli noktalarımızdan bir tanesi. Tabii yapay zekaya geçtiğimiz zaman insanların çokça vakti olacak. Bu vakitlerini de özellikle sanat ve spor alanında taşımak da bizim en önemli görevlerimizden birisi. Bu nedenle de özellikle dijital teknolojiyi büyük ölçüde de sanat alanında kullanma temel amaçlarımızdan birisi. Sanat evini de bu anlamda dünyaya örnek olacak şekilde yaşama sunuyoruz. Adana'nın Seyhan ilçesi belediye başkanı, iletişime büyük önem veren bir şahsiyet ve sorunun ve hizmetin olması gerektiği alana ilişkin hazırlanmış kimi raporlara dayanmak yerine olayı yerinde tespit için mahalle mahalle dolaşıp bölge insanı ile konuşmayı ve onların da gerçek düşüncesini almayı da hep ilke edinmiş. Bu temel sorunlardan birisi de mesela toplumun yarısını oluşturan kadın ve genç kızların yaşamın dayatması sonucu eve kapanma kabusunu azaltmak. Bunun yerine üretimdeki gücünü ortaya çıkartmak için onlara bir sanat merkezi açıp zanaat öğrenimi yoluyla da üretkenliklerini baştan hedeflemiş. Burada kısa sürede alınan sonuçlar gerçekten göz kamaştıracak türden. Atölyelerde farklı alanlarda yaratıcılıklarını gören kadınlar bu yolla artık var olduklarını hissetmekle kalmıyor ve elleri ve yürekleriyle ortaya koydukları eserlerin satışıyla da aile bütçelerine bir katkıda bulunuyor. Başkan Akif Kemal Akaya yeniden kulak veriyoruz. Şimdi içinde bulunduğumuz dönemin bir başka özelliği var. Özellikle üretimden yoksun olarak son yıllarda yaklaşık neoliberalizmin getirdiği bir sonuç bizleri büyük ölçüde üretimden uzaklaştırdı. Daha çok tüketen toplum haline soktu. İşte bizler bu tüketim alışkanlığını sadece tüketme noktasında olan insanlarımızın düşüncelerini değiştirmek, üretimi bu anlamda esas kılmak önemli görevlerimizden birisi. Bu da özellikle çocuklardan başlıyor. Tabii çocukları yetiştiren anneler de bu amaçla özellikle öncelik tanınması gereken unsurlar oluyor. Kadınların yaşama doğrudan doğruya katılmaları, onların ekonomik olarak güçlenmeleri, aynı zamanda kadın eşitsizliği, cinsiyet eşitsizliğini de bir anlamda giderecek unsurlardan bir tanesi. Aynı zamanda daha düzgün nesiller, daha üretken, daha dünyaya elverişli insanlar yetiştirmekte özellikle onların görevi. Bu amaçla da özellikle kadınlardan başlamak üzere ama yakın zamanı da çocukları yetiştirmek üzere çok ciddi anlamda çalışmalar sürdürülüyor.
Akif Kemal Akay ile söyleşimizde küreselleşen dünyamızda farklı coğrafyalar ile ilişkiler de gündeme geliyor kuşkusuz. Seyhan Belediye Başkanı'nın bu sorumuza karşılık yanıtını dinliyoruz şimdi de. Yani bizim şu anda uzun zamandır Türkiye'nin en önemli sorunlarından bir tanesi olan gerçekten üretimden uzaklaşma meselesini öncelikle kendi bünyemizde çözmeye çalışıyoruz. Bu amaçla da yakın çevremizde üretimle ilgili çeşitli yerel yönetimlerle, belediyelerle ilişkilerimiz oldu. Bunlardan birkaç tane de kardeş belediyemiz var. Böylece üretimlerimizi mümkün olduğu kadar paylaşarak ya da birlikte üreterek daha verimli hale gelmesini sağlıyoruz. Tabii bununla birlikte sonuçta artık dünya bir bütün ve bizim ürettiklerimizin çok ciddi anlamda özellikle Avrupa'da değer kazanacağını düşünüyorum. Yaşlanan nüfusa sahip Avrupa'nın özellikle genç nüfusa sahip Türkiye ile ilgili kazanımları olacak diye düşünüyorum. Tabii bizim açımızdan da biz de Avrupa'nın çeşitli deneyimlerini paylaşmak, o da bizim kazancımız olacak. Yani Avrupa'nın çeşitli ülkeleriyle, çeşitli şehirleriyle, çeşitli belediyeleriyle yapacağımız müşterek çalışmalar iki tarafın da kazanmasına neden olacak. Win-win diyebileceğimiz sonuçta her tarafın kazançlı çıkacağı, hatta çok ciddi bir sinerji yaratacak bir yapıya ulaşacak diye düşünüyorum. Benim unuttuğum, eklemek istediğiniz? Yani önümüzdeki süreç artık dünya açısından, dünyanın yeniden siyasal alanda, ekonomik alanda yeniden şekillendiği, şekilleneceği bir süreci yaşıyoruz. Bu süreç içerisinde olabildiğince barış içerisinde yaşamak, olabildiğince dünyamızı korumak, insanımızı korumak en temel görevlerimizden birisi olacak. Evet, Toplum 24 TV izleyicileri, Seyhan Adana'nın, Adana ise Çukurova'nın hiç durmayan kalbi. Bu hareketlilikte hiç kuşkusuz bölgenin yaratıcı kadınlarının da önemli bir işlevi var. Sanat evinde yaratıcılıklarını keşfeden bölge kadın sayısı her geçen gün artıyor. Şimdi gelin isterseniz hem Belediye Başkanı Akif Kemal Akay'ın bölgesinde, çevresinde ve aile yakınları arasında da pek bilinmeyen ama bizzat sanata yönelik çok özel ilgisini hem de bu merkezde yürüyen farklı sanat gruplarından kesitlere de biraz bakalım istiyorum. Mesela cam sanatı üzerine bir katılımcının görüşlerine de kulak verelim ve elbette bu sanat kokan dünyada kadınların el emeği, göz nuru çalışmalarından oluşmuş o güzelim dünyaya işte bu ziyaretimiz bağlamında kısa bir yolculuğu da isterseniz birlikte yapalım. Mehmet Can Bolat, Toplum 24 TV, Seyhan, Adana, Türkiye.
aşaması pencere camları, kullandığımız pencere camlarının istenilen formlarda kesilerek ve füzyon boyalarıyla renklendirilerek ısıyla, fırınla birleştirilmesiyle çıkan bir sonuç. İstediğimiz formda kesip, istediğimiz derecede de oluşturarak bu böyle güzel duvar planları ortaya çıkartabiliriz. Ne kadar sürüyor böyle bir çalışmayı sona erdirmek? Şöyle söyleyeyim, aslında çok uzun bir zaman sürmedi. Fırınımızın büyüklüğüne bağlı olarak çalışmamız yaklaşık bir haftamızı aldı. Yaptığım çalışmalar 16 yıldır çalışıyorum ve işi yapıyorum ama yaptığım işi sonuna kadar hem eşim hem ailem, annem babam hem de çevremdeki bütün yakın akrabalarım hepsi beni takdirle, teşekkürle anıyorlar. Gerçekten çok seviyorlar yaptığımız işleri de. El emeği sonuçta. Yani biz sadece burada bir sanat yapmıyoruz. Biz birazcık zanaatçılık işi de yapıyoruz yani. Hem üretim hem sanata dönüştürüyoruz. Geri dönüşüm olaylarını çokça yapıyoruz. Herkes tarafından takdir ediliyoruz. Yani diyeceğim bu kadar. Bin camı patlamıştı. Biz bu kırılan camları yine panoların herhangi bir kullanım gereçlerimizle yine değerlendirip fırınlıyoruz. 100 santigrat derecede ve kullanım eşyasına dönüştürüyoruz. Ya da bir duvar panosundan süs eşyasına dönüştürüyoruz. Yine bunları da değerlendiriyoruz. Yani bunlar atık cam olarak geçiyor ama biz bunları her türlü hayata geçiriyoruz. Evet. Şişesi, şarap şişesi eritiliyor. Üzerine çeşitli motifler yapılıyor. Yani onları şurada görebiliriz. Bunların hepsi. Birinci pişirimi böyle. Şarap şişesini önce böyle eritiyoruz. Sonra üzerine istediğimiz formu verip fırınlıyoruz. Yani o. Arkadaşımızın tamamen kendi elle çamurdan verdiği şey. Bunlar dekoratif.
kalmaz sansür elmet.